Ve Esenyurt'a gidiyoruz şimdi. Dilan Alp bizimle birlikte. Dilan, günaydın ve iyi haftalar. Kim var? Özgür Çelik mi orada? İzleyelim. Hemen verelim. Günaydın İsmail Küçükkaya. Sizi duyabiliyorum. Hemen mikrofonu da uzatıyorum. Şimdi şöyle, yani belediye meclisi, biz mesela vatandaş olarak belediyeye girmek istiyoruz şu anda. Vatandaş olarak ben girmek istiyorum. Belediye meclis üyesi de belediye meclis üyesi olarak girmek istiyor. Bir açar mısınız kapıyı arkadaşlar? Özgür Bey, sabah da arkadaşlar ilettik durumu. Bugün meclis toplantısı olmayacağı söylendi. O yüzden sizi içeri alamıyoruz. Sevgili dostum, vatandaş olarak benim içeriye girme hakkım var. İki, belediye meclis üyesinin yasal olarak belediye faaliyetlerini denetleme yetkisi var. Evet, İki, yukarıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis grup salonu var. Yaptığınız iş hukuksuz. Şurayı bir açın. Tamam. Şurayı bir açın. Kapı burası mı? Evet. Burası. Bir kapı açalım. Dediğim gibi. Arkadaşlar bakın bu kapıyı açın. Özgür Bey şu an lütfen ben bu durumu aktarırım. Dediğim gibi şu an için sizi içeri alamıyorum. Tamam. Bakın şöyle. Burası bir belediye binası. Burası bir kamu binası. Arkadaşımız gel başkanım. Seçilmiş belediye meclis üyesi. Belediye meclis üyesinin yasalarla belirlenmiş yetkileri var. Belediyede denetleme yetkisi var. Kendisinin hakkında şu anda herhangi bir işlem yapılmış değil. Yani görevini yapamayacağına dair bir bildirim, bir tebligat yapılmış değil. Siz şu anda burada suç işliyorsunuz. Bakın şu anda siz bir suça ortak ediliyorsunuz. Dolayısıyla burada suçu işleyen sizsiniz. Şu seçilmiş, halkın iradesiyle seçilmiş belediye meclis üyesini, grup başkan vekilini şuradan içeriye sokmamak bir suçtur. Kanunen suç işliyorsunuz. Zaten savcılıkta bu konuyla ilgili gerekli suç duyurusunu yapacağız. Ancak lütfen bu suça ortak olmayın. Bir açın burayı. Özgür Bey, tamam. Lütfen. Özgür Bey lütfen. Şurayı bir açalım. Özgür, arkadaşlar Özgür, bakın. Özgür Çelik ısrarla girmek istiyor ama bariyerleri... Suç işliyorsunuz. Açın kardeşim şurayı. Açın şurayı. Bakın suç işliyorsunuz. Sen seçilmiş belediye meclis üyesini içeriye almayarak suç işliyorsun. Vatandaşı da içeriye almayarak suç işliyorsunuz. Bir açın şurayı. Lütfen. Bakın ben aktarırım tekrar durumu. Dedim gibi görüşürüz. Ama bu duruma girmeyin. Bak bir şey söyleyeceğim. Beyefendi lütfen. Sen açın sevgili dostum. Durumu niye aktarmıyorsun? Aktarmadım nereden biliyorsun? Yarım saattir aktarıyorum. Grup başkanı da bir saniye. Bir açar mısınız şurayı? Geri çıkar mısınız bir adım lütfen? Böyle bir durumun içine girmedim Özgür Bey. Bak girmeyeceksek böyle bir durumun içerisinde suç işlemeyin sevgili dostum. Bak suç kanunen memur bey suç işliyorsunuz. Lütfen. Şu anda suç işliyorsunuz. Hayır. Seçilmiş bir belediye meclis üyesini, grup başkan vekilini içeriye almamak suç işlemek. Hakkında bir tebligat yapılmamış, bir bildirim yapılmamış. Şu anda vatandaşın seçmenin iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı, belediye meclis üyesi. Dolayısıyla şu anda sizin yaptığınız suç işlemek. Açın belediyenin kapısını kardeşim. Vatandaş da içeriye girecek. Esenyurtlu içeriye girecek, hizmet alacak. Nasıl bu kapıyı kapatabilirsiniz ya? Vatandaş alıyoruz. Kimden kapatıyorsunuz kapıyı? Girsin vatandaş. Vatandaş girebilir misin? Buyurun Ali Bey. Buyurun. Ya Özgür Bey lütfen. Vergi borcum var. Vergi borcum var. Kent mahallesinden vatandaş. Esenyurt Belediyesi çalışanları maaşını alsın diye ben emlak vergimi ödemeye geliyorum kardeşim. Vereyim TC'mi git bak borcum da var. Hayır. Açalım şu kapıyı. Biz yasal hakkımızı arkadaşlar, kullanıyoruz. Açın. Yasal bak, hakkımızı. Suç işliyorsunuz şu anda. Yasal hakkımızı vatandaşı kullanmak içeriye almıyorsun. Seçilmiş belediye meclis üyesini içeriye almıyorsun. Kanunen yasal olarak suç işliyorsunuz. Açın. Bu suç ortak olmayın. Bizim sizinle bir sorunumuz, bir derdimiz yok. Ben de memur çocuğuyum. Bu ülkeye 30 yıl hizmet etmiş bir öğretmenin çocuğuyum. Bu devletin parasıyla yetiştim. Birileri bu ülkeyi kendi babasının malı sanamaz kardeşim. Kimse bu ülkenin memuruna suç işletemez. Evet. Açın şu kapıyı. Özgür Bey lütfen. Açın şurayı. Özgür Bey lütfen. Hayır, açın. Özgür Bey. Açın arkadaşlar. Suç işliyorsunuz. Yapmayın. Bakın. Açın şurayı. Bir partinin il başkanı bu şekilde itemezsin. Yapmayın. Evet şu an canlı yayında ekranlarınıza geliyor. Arbe de var. Bu ülkenin birinci partisi bu ya. Ülkenin birinci partisi.
kendini il başkanına nasıl yaparsınız? Açın kardeşim, çekil, suç işliyorsunuz. Çekil. Vatandaşı binanın içerisine almıyorsunuz. Bu partinin birinci, yasal hakkımız. Bu ülkenin birinci partisiyiz. Açın kardeşim şu belediyenin kapısını. Hanımefendileri çıkartın oradan. Hanımefendi seçim başkanı geliyor. Kardeşim açsanıza. Hanımefendi unutmayacağız. Yapmayın. Arkadaşlar suç işliyorsunuz. Açın kapıları. Başkanım personeli dahi almıyorlar şu anda içeri. Bahçesi burası aslında. Kayyum yönetimi hizmet vermeyecek mi? Vatandaş olarak biz gelip hizmet alamayacak mıyız? Lan personele giremiyor. Personelim ben, personel. Ben giremiyorum. Ya il başkanı vergi ödemeye geldim kardeşim. Vergimi ödemeye geldim. Meclis üyelerini. Ben vatandaşım, almak zorundasınız. Tabela kaldırmıştı belediye binası içinde. Şu anda da CHP İstanbul Başkanı Yusuf Çelik ve belediye meclisi geliyor. Bariyerler aşıldı ama Çevik Kuvvet Kalkanı var. Barikatları var ve o polis barikatları açılmıyor. Arkadaşlar dirençli bir müdahale var. İzdiham var aynı zamanda. Biz vatandaşız, halkız, girmek istiyoruz. İşlemlerimiz var diyenler var. Buna rağmen girmiyor. Burada suç işliyorsunuz. Seçilmiş belediye meclis üyesini binaya almıyorsunuz. Vatandaşı binaya almıyorsunuz. Hepiniz suç işliyorsunuz şu anda. Nasıl bir şeydir ya? Çekin abi, çekin, kameraya çekin. Rezillikle... Şu tedbirin Türkiye'nin sınırlarına koyulması lazım ki buralar mülteci deposu olmasın. Şuraya bak, 2. Dünya Savaşı'ndayız sanki. Belediyenin her tarafını karantina altına, bariyerler. Şu bariyerleri Türkiye'nin sınırlarına koyacaksınız. Elini çek, dokunma Ali. Arkadaşlar biraz sakin olun. Arkadaşlar bir sakin olun. Burada her partililer bir sakin olsun, tamam mı? Girmeye çalışıyorlar meclis üyeleriyle birlikte, ancak tekrar ediyorum. Etten duvar örmüş durumda. Bakın şu anda size suç işlettiriliyor. Bizim memurlarla hiçbir sorunumuz, hiçbir derdimiz yok. Tekrar ediyorum. Bu ülkeye 30 yıl hizmet etmiş bir öğretmenin çocuğuyum. Bu devletin parasıyla yetişmiş bir insanım. 20 yıldır bu devlete vergi ödeyen bir insanım. Bu devletin ayakta durabilmesi için vatandaşlık sorumluluklarını eksiksiz bir biçimde yerine getiren insanlarız. Burada birileri kendi siyasi iktidarlarını sürdürecek diye devletin memuruna suç işlettiriyor. Bu suça ortak olmayın. Açın bu bariyerleri. Açın kardeşim burayı. Esenyurt'un seçilmiş belediye meclis üyesini kapıda tutamazsınız. Vatandaş arkada feryat ediyor. Vergimi ödeyeceğim diye. Sizin maaşlarınız için ödenen vergiler bunlar. Başkanım, sabah biz giderken hangi partinin meclis üyesisiniz diye bize soruyor. Ona göre AK Partili'yi alıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ni içeri alıyor. Çıkartın o zaman AK Partili meclis üyelerini de içeriden. Bu kanunsuzluktur. Allah gitmeden gitmiyoruz. Başı devlet haline getirdiniz.